Oruk, misafirperverliği ifade eder. Antakya'da çünkü yapımı zor olan, zahmetli olan bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlere veya bayramlarda, özel günlerde yapılan bir üründür bu. Çünkü zahmetli olduğu için her dakika bir pilav yapar gibi yapamazsınız bunu. Kıymasını önden hazırlayacaksınız, etini önceden hazırlayacaksınız, bulgurunu yoğuracaksınız, hazırlayacaksınız, onu etle buluşturacaksınız. Bir kısmı tepside fırına gidecek, bir kısmı evde pişecek. Yani zahmetli bir yemek ama çok keyifli ve çok lezzetli bir ürün. Burada beraberimde benimle gelen çalışma arkadaşlarımla beraber çalışmaya koyuldu. Ve yapmış olduğumuz bu çalışma çerçevesinde aslında yüzlerce ürünün, insanların asırlardır taşıdığı kültürün olduğunu da tabii tespit ettik. Tabii bunun tespit edilmesi sadece o anki tüketilmesi, o anki yapılması veya o anki üretilmesi değil de bunu diğer kuşaklara da aktarmak veya bunun nasıl yapıldığı, ondan sonra işte nasıl üretildiği veya ne şekilde bir yöntem uygulandığıyla ilgili de bunu bir standart şekilde ortaya koymak gerekti. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmaları yaptık. Önce isimlerini belirledik. Belirledikten sonra bunların menşeine, mahrecine ulaşmaya çalıştık. Ve devamında da bunları patent kurumuna göndererek tescillerini talep ettik. Şu an itibariyle de yani öncesinde 25 tane coğrafi işaretimiz var iken son 3-5 ayda 6 coğrafi işaret daha onun üstüne ekledik. Biz tabii kimseyle rekabet etmiyoruz. Ama burası medeniyetler şehri. Medeniyetler şehri olunca tabii pek çok medeniyetin burada bırakmış olduğu o izleri ortaya çıkarıp onu da başta kendi insanlarımız olmak üzere tüm insanlığa sunmak bizim buradaki temel görevlerimizden birisidir diye düşünüyorum. Hatay'ımızda farklı kültürler bir arada yaşamaktadır. Bundan dolayı Hatay mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından olduğu için bünyesinde de yaklaşık olarak 600'e yakın yemek ve tatlı var. Bu yemek ve tatlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için coğrafi işaret almamız gerekiyordu. Bu kapsamda ilimizde 25 olan coğrafi işaretimize 91 tane daha başvuru yaptık ve 116 başvurumuz oldu. Hatay'ımızın coğrafi işaretli ürün sayısı 31'e çıktı. 85 tane başvurumuz var. Bilindiği üzere coğrafi işaretli ürünler bir bölgenin sosyoekonomik kalkınması açısından oldukça önem arz etmektedir. Biz de Hatay'ımızın asrın felaketinden sonra tekrar ayağa kalkması için coğrafi işaretlerin gastronomiye, ekonomiye büyük bir katkı sunacağına inandığımız için coğrafi işaret çalışmalarımıza hız verdik. Bunlardan bir tanesi de Hatay tepsi oruğunu alarak bunun marka değerinin artmasına katkı sağladık. Şehrimizin gastronomisinde depremden önceki tırmanışı çok iyiydi. Fakat depremden sonra şu anda birazcık daha desteğe ihtiyacımız var. Ama mutfağımız çok zengin olduğu için ve mutfaktaki unutulan lezzetlerin tekrardan hayata geçmesi için kayıt altına alınması lazım. Kayıt altına alınan reçetelerin de aslında uygun şekilde yapılmasını, gelecek nesillere bu reçetelerin sunulmasını hedefliyoruz. Antakya Gastronomi Derneği olarak. Şimdi deprem biliyorsunuz sadece evleri yıkmadı. Deprem kültürü de yıkıyor. Çünkü o kültürü oluşturan insanları da kaybettiğimiz zaman o kültürün yok olma tehlikesi var. Bu depremle beraber bu mutfağı yapan birçok insanımız vefat etti. Bizim mutfağımızı erkekler yapmıyor, kadınlar yapıyor. Bizim mutfağımız kadınların yarattığı bir mutfak. Dolayısıyla beni en çok tedirgin eden
ve bunun içinde önümüzdeki aylarda 60 kadın 600 yemek gibi bir projeye derneğimizle beraber bir adım atacağız. Hem coğrafi işaretli veya olmayan bütün yemeklerimizi insanlara doğru reçeteyle bir daha anlatıp, yaptırıp, öğretmek. O 60 kadın bir 60 kadını öğretecek doğru bir şekilde. Ellerden çıkmalı ve taze ürünlerle yapılmalı. Zeytinyağı iyi olmalı, bulguru iyi olmalı, eti iyi seçilmeli, cevizi iyi olmalı. O şekilde yapıldığında güzel oluyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.